Değerli basın mensupları, bugün Trabzon'dayız. Değerli arkadaşlarım, büyükşehir adayımızı ilan etmek için buradayız. Biz uzunca bir zamandır büyükşehir adaylarımızı, bazen de il adaylarımızı o şehre gidip orada arkadaşlarımızla bir araya gelip hem siz basın mensuplarının huzurunda, hem milletimizin huzurunda onları açıklıyoruz. Varsa, belli olmuşsa ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte onları kamuoyumuza tanıtıyoruz, milletimizle yan yana getiriyoruz. O nedenle bugün de Trabzon'dayız. Biliyorsunuz Yomra Belediye Başkanımızı yeniden aday olarak çarşamba günkü grubumuzda tekraren ilan etmiştik. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkan adayımız da aynı Yomra Belediye'miz gibi güzel hizmetler yapacağı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak diye inanıyor ve hem Trabzonluların teveccühüne hem Cenab-ı Hakk'ın bizlerin dualarını kabul edeceğine inancımızla buradayız. İnşallah İYİ Parti'nin kuruluş aşamasından itibaren bu ülkedeki sıkışmışlığı, bu ülkedeki iki yumruk arasında sürekli didişen o psikolojiyi ortadan kaldırmak için yaptığı gayretleri Cenab-ı Hak ve milletimiz görecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla amacımız insanları birbirine kırdırmak, birbirine düşürmek, aidiyetleri üzerinden onlara hakaret etmek, aidiyetleri üzerinden ister siyasi, ister mezhepsel, ister etnik, hangi aidiyet olursa olsun aidiyetleri üzerinden o insanları birbirinin üzerine salmak, birbiriyle dövüştürmek, birbiriyle kırdırmak, düşman etmek değil, bütün bu insanları bir araya getirip o şehre ortak bir biçimde herkesin fikrini alarak, bugün Trabzon'daysak Trabzon'da yaşayan herkesin fikrini alarak onların derdine derman olacağı bir hizmet anlayışını ortaya koymak. Bizim iddiamız bu. Ve Trabzon'daki kardeşlerimizin teveccühlerine nail olmak. Bütün derdimiz budur. Ama sonuç itibariyle bir özelliğimiz daha var İYİ Parti'nin. Bütün diğer siyasi partilerden bir diğer farkı da şu. Biz seçmeni veli nimet sayıyoruz. Yani İYİ Parti'ye oy veren seçmen makbul insan, İYİ Parti'ye oy vermeyen insan makbul olmayan insan gibi bir davranışımız, inancımız yok. Oy veren de oy vermeyen de baş üstünde gezdirilmesi gereken seçmen veli nimettir, milletimiz veli nimettir şiarına uygun olarak davranan bir siyasi partiyiz. Eksik oy aldığımız zaman aynı 2023'te %10'a yaklaşan işte 9.68 miydi aldığımız oyla biz kendimizi sorguladık. Dedik ki yeteri kadar milletimize ulaşamamışız. Kendimizi anlatamamışız. Dolayısıyla eksik bizdedir. Biz kendimizi sorgulayarak yeni baştan nasıl ulaşabileceğimizi, milletimize kendimizi nasıl anlatabileceğimizin görüşmelerini yaptık ve sonuç itibariyle onun üzerinden yol yürümeye karar verdik. Bir de biliyorsunuz maalesef Türkiye'de bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altındaki sistem esasında partili Cumhurbaşkanlığı sistemi. Şimdi bu sistemin getirdiği %+51 sistemi Türkiye'de kutuplaşmayı çok daha derinleştirdi. Kapı komşular birbirine küs, kardeşler birbirine küs. Dolayısıyla bu yerel seçimler hepimiz açısından, hem siyasi partiler açısından, hem seçmenimiz açısından, seçmenin derdinin konuşulduğu, seçmenin talepleri üzerinden projeler yapılıp onun yarıştığı, rekabetin tamamen hizmet üzerinden yapıldığı bir seçim dilini, eğer bu seçimde biz başarabilirsek, beraberce başarabilirsek, seçmenimiz ve partimiz olarak ve diğer siyasi partilerde bundan örnek alıp başarabilirsek seçmen kazanır. Dolayısıyla da yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan bu 50+1 mecburiyeti yerel seçimlerde olmadığı için bari bu seçimlerde sen şucusun sen bucusun denmeden Trabzon'un derdi nedir, Trabzonlu'nun derdi nedir, belediye eliyle hangi hizmetler yapılabilirin
konuşulduğu, hangi hizmetler doğru yapılmıştır, hangi hizmetler eksik yapılmıştır, hangilerini nasıl yapmak lazımdırın konuşulduğu bir seçim atmosferine Türkiye'nin ihtiyacı var. Seçmen de milletimiz de buna layıktır. Ve ben iddia ediyorum bu seçimde biz kendimizi doğru anlatabilirsek seçmenimiz yaşanan bu şu anda Türkiye'deki bu nasıl izah edeyim ki bu gri atmosferden kurtulmayı arzu ediyor. Bakın il başkanımız yolda gelirken bana ne anlattı? Yarın şimdi birazdan yapacağımız toplantıda da söyleyeceğim. Bir büfeden bir şey alırken iki kişi konuşuyormuş. Ne yapacağız? Feciyim diyor birisi. Trabzon'dan bahsediyoruz. Öbürü de diyor ki ne yapacaksın? Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Diğeri diyor ki yorgan yok ki, kalmadı yorgan. Eğer Türkiye ki biz biliyoruz, seçmenimiz de bunu söylüyor, bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç var. Dolayısıyla bu kutuplaşma dünyasından çıkarıp işte bu giden yorganın nereye gittiğini, kimin cebine girdiğini, bunu nereden o cepten alınıp tekrar o yorgan sahibine verilebileceğinin konuşulduğu bir seçim olması gerekiyor. Bu da seçmenin lehine olan bir durumdur. Milletimizin lehine olan bir durumdur. Dolayısıyla biz o nedenle GİK'imizin aldığı, Genel İdare Kurulu üyelerimizin aldığı 14'e 35 bir arkadaşımız katılmadı. Amerika'da Sayın Bilge Yılmaz gelemedi. Dolayısıyla 35'e 14 evet, 35 hayırla biz yalnız üçüncü bir seçime girmeye ve üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz. Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz. Şimdi ilginç olan bir şey daha var burada. Eğer biz kendimizi doğru anlatabilirsek, partilerime sesleniyorum, doğru anlatabilirsek, ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. İlk defa bir siyasi partide insanların, o GİK üyelerinin birbirine argümanlarla hitap ettiği, birbirini kavga etmeden, hakaret etmeden, argümanlarla birbirini ikna etmeye çalıştığı 9 saatlik bir toplantı yaptık biz. Demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı ve çıkan sonuca da hepimizin uyacağımızı söylediğimiz, genel başkan olarak benim ima bile yapmadığım, yani hangi görüşte olduğumu kesinlikle belli etmediğim, arkadaşlarımızın kendi arasında aldığı bir karardı. Ben bu kararda evet ya da hayır kullanmış arkadaşlarımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu bir ilktir. Yani kırmadan, dökmeden herkes kendi çerçevesinden durumun hangisinin daha doğru olacağını anlattı. Hangi oyun daha ve gizli oylama yaptık biz. Dolayısıyla bizim partimiz kurumsallaşma konusunda baktığınızda birçok siyasi parti, bizden eski siyasi partiden çok daha fazla demokrasiye inanan ve demokrasiyi uygulayan ve kurumsallaşma konusunda da diğer partilere, gerçekten daha eski partilere fark atan bir siyasi parti olmuş durumda. Dolayısıyla ben arkadaşlarıma burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. İnşallah Trabzon'da açıklayacağımız büyükşehir adayımızın da kazanacağına olan inancımla buradan büyük bir şevkle, mutlulukla ve heyecanla Ankara'ya döneceğim. Şimdi sorunuz varsa cevaplandırayım arkadaşlar. Efendim ben sorabilir miyim? Tabii. Son olarak partimizden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibelyan Ömeroğlu istifa etti. Gerekçe olarak da CHP'yle işbirliğine karşı oyların çok olmasıydı. Bu gerekçeyle istifayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın, sorunuzun içinde cevap var. Ben bizim partimizden ayrılan, hatta ayrılırken bana iftira atan, bana hakaret eden arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin, bu yeni değil yani, biz ikinci dönemdir seçime katılan, iki keredir grup kuran bir siyasi partiyiz. Geçen dönemde arkadaşlarımızdan istifa edenler oldu. Bu dönemde oluyor. Ben istifa eden bir arkadaşımızın hakkında, aleyhinde ne yorum yaptım ne de bir onu üzecek, o giden kişiyi üzecek, onu zora sokacak herhangi bir cümlem olmadı, davranışım olmadı. Ki birçoğu hakaret etmesine rağmen, iftira etmesine rağmen. Şimdi Ayşe Sibel Hanım Allah şahittir. Herhalde bizim partimizden yani benim gözümde
en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim. Çünkü bir kadındı, iş insanıydı ve parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu. Şimdi yani gerçekten böyle gördüğüm bir arkadaşımdı. Dolayısıyla kararına saygı duyuyorum. Ama burada demokrasi üzerinden bakıldığında Sayın Yanık Ömeroğlu'nun hoşlanmayabilir bu alınan karardan. Ona da ben saygı duyuyorum. Ama yani hayır oyu verenlerin, onun o hayır oyu veren arkadaşlarımıza da saygı duymamız gerekiyor. Dolayısıyla başarılar diliyorum kendisine. Dolayısıyla söyleyecek fazla bir sözüm yok. Ama dediğim gibi inanın, çok şaşırdığımı ifade etmek isterim. Mesela bazı giden arkadaşlarımızın geçmişte de insan önceden altyapı hazırlarlar çünkü gitmek için. Ama gerçekten hiç beklemediğim bir davranış biçimiydi. Hayırlısı olsun, ne diyeyim. Evet.